Sağ kanada bir top. İsmail hareketli. İsmail geçti. Rakibinin efis sıyrıldı. İsmail ceza sahası içi Dışarı çıkardı. Şut ve gol! Ramazan atıyor. Bursa Spor öne geçiyor. 51. dakika. Asist yine İsmail'den. İki golünde yaratıcısı İsmail. Müthiş oynuyor bugün. Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Bursa Spor'umuz çok güzel bir oyunla Ankara Sporu sağımızda 3-1 mağlup etti. Ee, Sizin de gördüğünüz üzere e, sah Arena'da ışıklar dış ortama e, verilmiyor. E, yaklaşık bir haftadır böyle. Biz de videomuzu çekerken arkası karanlık çıkacak bugün. Videoya başlamadan önce bu bilgiyi vereyim dedim. Bugün maçı 3-1 kazandık. Evet ama hafta içerisinde yaşanan bazı olaylar vardı, gelişmeler vardı. Şimdi biraz ondan bahsetmek istiyorum. Daha sonra gene e, maçı birlikte yorumlayacağız. Geçen hafta tabii takımımız Boluspor'a 2-1 yenilince moraller çok bozuldu ve e, artık hedefsiz bir takım haline büründüğümüzü herhalde %90 bütün camia hemfikirdir. Bolu maçından bir iki gün sonra e, Emin Adanur'un Durun bir e, sosyal medyadan yayınlamış olduğu bir mesaj vardı ve hepimiz umutlanmıştık aslında. Ve vermiş olduğu bu mesajla birlikte 40 milyon TL'lik e, geleceği yönetimle birlikte kulübün transfer tahtasını açıp başkan adayı olduğunu söylüyordu. Fakat TÜZÜK gereği de 3 yıllık bir kulüp üyeliği gerekiyordu. Şu ana kadar da zannedersem kulübe üye değil Emin Adanur. Kendisini inşaat ve sözlük sektöründe son 2-3 yıldır Bursa Spor'da aldığı formalarla adını duyuyorduk. Fakat şu ana kadar 3 yıllık kongre üyeliği olmadığı için de bir taraftan da başkan adayı olamayacağını da biliyor kendisi. Ve yaptığı açıklamada da bu konuda eğer tüzük değişikliği olursa gelmeye hazırım mesajını vermişti. Emin Adanur'un profiline biraz baktığımızda ben biraz araştırma yaptım. Ve 14 tane şirketin yönetim kurulu başkanlığını yapmakta. Kendisi 30-31 yaşlarında ve 25 yaşından sonra da milyonerlik ünvanına sahip oldu. İnşaat, sosyal medya ve hayvancılık gibi bazı sektörlerde şirketleri yer alıyor. Ve internette bulduğum Emin Adanur'un nasıl bugünlere geldiğini gösteren bir video paylaşacağım sizlerle. İsterseniz gene daha yakından tanımak isterseniz yukarıdan paylaştığım linkten de bu videoyu izleyebilirsiniz. Ben iki kere izledim özellikle. ilk çıktığında izlemiştim. Bir de başkan adaylığını yayınladıktan sonra izledim. İzlemenizi tavsiye ederim. Kendisi devamlı değer katan projeler üretmekle tanınıyor. Ve Bursa Spor'a da eğer gelirse gerçekten değer katacak projelerle tanımış olduğu zengin kişilerle bunu yapabileceğini ben düşünüyorum açıkçası. Hatta ben bugüne kadar da Emin Adanur'la ilgili Herhangi bir açıklama yapmamıştım. İlk defa bu videomda yapma gereksinimi duydum artık. Bursaspor'un başkanlarının son bir 20 yıldaki profiline baktığımız zaman etkiden hatırlayacaksınız belediye başkanı kulübünde başkanı oluyordu. Ve daha sonra belediye başkanları döneminden sonra turizmci diyebileceğimiz İbrahim Yazıcı geldi ki kendisi kulüble birlikte tarih yazmıştı. Ondan sonra gelen süreçte de hep sanayiciler başımıza geldi ve sanayicilerin de takımı ne hale getirdiğini hep birlikte gördük. Türkiye'nin son 15-20 yılına baktığınızda inşaatın sektörel olarak lider sektör olduğunu söylemek çok da zor değil. Emin Adanur bu işi gerçekten severek ve isteyerek yaptığı çok belli. 25 yaşından 30 yaşına kadar geldiği süreçte gerçekten başarılı. Ve Özlüce'deki 108 dönümlük arazi nasıl 200 milyon TL'lik bir gelir haline getireceğini de Yine başka bir videoda kendi çektiği videoda yayınlamıştı. Bunu da gene sizlerin izlemesi için yukarıdaki linkten paylaşacağım. Bu videoda ayrıca diyor ki bu projede Bursaspor sürekli gelir elde edeceği 1.4 milyar TL'den bahsediyor arkadaşlar. Yani gerçekten videoyu izlemenizi tavsiye ediyorum. Tabi ilk açıklama geldiğinde ben de acaba dedim ki reklam kokan hareketler mi? Çünkü biz daha önceki dönemlerden de gördük ki Bursaspor biraz daha böyle Bursa Spor başkanlık koltuğu, reklam amaçlı kullanıldığını gördük. Acaba dedim Emin Adanur da onun için mi yapıyor ki onun için yapıyor olsa bile ben Emin Adanur'un gerçekten Bursa Spor'un maddi güç katacak projelere sahip olduğunu düşünüyorum. Tabii 40 milyon TL'den ve geleceğinden bahsediyoruz Bursa Spor'un ama tabii tek problemimiz para değil. İlerleyen dönemde başka problemler de çıkacak ve Emin Adanur acaba bunların altından kalkabilecek mi diye de ayrıca düşünmüyoruz değil. Bursa Spor'un başkanının sözü geçer şekilde olması lazım. Yani şu TRT Spor'daki Ersin Düzen'e bir kere diş geçirecek bir başkan lazım. İşte Serkan abinin, Serkan Yetişmişoğlu'nun dediği gibi önünü ilikletecek bir başkan lazım. Ben de aynısını düşünüyorum. Her şeyden önce Bursa Spor'a lobi lazım. Birlik beraberlik lazım. Ben eminim ki sırf yaşı genç diye, tecrübesiz diye Emin Adanur'u eleştirenler de olacaktır. Bir taraftan Faruk Çelik'in de üretmiş olduğu Bursaspor platformu adı altında bütün herkesin birlik beraberlik çatısı altında buluşmasını sağlamayı istiyordu. İnşallah Emin Adanur da yani şu anki sisteme göre, tüzeye göre başkan olamayacak. Ama en azından bu platform içerisinde yer alarak bence üreteceği projelerle birlikte Bursaspor'a katkı sağlar. Yani en azından 40 milyon TL'lik bir baraj belirledi kendisi ve 50 milyon koyan varsa buyursun gelsin dedi. En azından bundan sonra başkan adayı olacak kişiler de Erkan Kamat, Mesut Mestan gibi kişiler olmayacaktır diye düşünüyorum. Eğer Emine Adanur'un bu yayınlamış olduğu başkanlık adayı mesajından sonra, Kimse aday olmazsa bu sefer Emin Adanur'un başkan olabilmesi için genel kurula tüzük değişikliği için bir baskı olacaktır. İnşallah bu dengeyi Mayıs ayı geldiğinde iyi yönetiriz ve kazanan Bursa Spor olur. Bir taraftan Ali ile ilgili başkan adaylığı için söylentiler çıktı. Yani kendisi başkan adayı olur mu? Bence olabilir. Daha önce kendisi de 300 bin dolar verip Ziraat Bankası'na olan temliklerin 2,5 yıla yayılmasını sağlamıştı ki Haziranda da gene bir 300 bin dolar vereceği söylendi. Yani Ali Ay gelirse nasıl olur diye düşünüyorum. Bence e, şehirde ve takımda bir huzursuzluk ortamı olur ve başarı gelmez diye düşünüyorum. O yüzden yani ben Ali Ay gelsin istemiyorum açıkçası. Geçiyorum bir başka konuya. E, maçtan iki gün önce e, Paşa Selim'in gene adliyeye gidip eski başkanlarımızdan Recep Bölükbaşına bir dava açtığını gördük ki e, çok da haklıydı bence açtığı davada Fakat bizler belki bilemiyorduk sahip olunan bazı arsaların genel kurul bilgisi olmadan satıldığını şikayet ederek davacı olmuştu. Gerçekten helal olsun diyorum tek başına Bursa Spor için ayrı kulvardan mücadele ediyor Selim. Selim abiye de buradan selamlar olsun. Maçla ilgili bilgilere geçecek olursak ligin ilk yarısında da Bursa Sporlu Ankara Spor Ankara'da berabere kalmıştı. Bugün de Bursa Sporumuz 3-1 kazandı. Ankara Spor aslında geçen seneki adıyla Osmanlı Spor geçen sene küme düşmüştü ve pandemiden faydalanarak bu sene tekrardan birincilikte oynamaya devam etti. Ankara Spor'un son maçlarına baktığımızda son 15 maçta bir galibiyetleri var ve son 3 maçları da berabere kalıyorlardı yenilmeden. Bu beraberlikler aslında son çırpınışlarıydı diyebiliriz. Bursa Spor cephesine bakacak olursak da son 7 maçta gelen bir galibiyet vardı ki artık hedefsizleşen bir takım haline bürünmeye başlamıştık. Bu galibiyet biraz daha Can suyu verdi. Hem camiaya hem futbolculara olan güvenlerini yükseltmiş oldu. Ankara Spor'da iki oyuncunun sarı kart cezalısı olduğunu öğrendik. Bursa Spor'umuzda da gene Ataberk daha önce görmüş olduğu kırmızı karttan dolayı bu maçta ve haftaya Adana Spor maçında olamayacaktı. Bugün de kalede Canberk'i gördük ki bence fena değildi. Deniz'den daha çok güven verdiğini söyleyebilirim. Bunun yanında bir de Özer'in gene elinde bir kırık vardı. O da bu maçta yer alamadı. Ayrıyeten de Mustafa Hoca. Mustafa Hoca da gene federasyonu vermiş olduğu komik bir cezayla bu maçta ve sonraki Adana maçında gene tribünde yer alacak. Maça geçecek olursak Ankaraspor Ankara Spor maça önde baskıyla başladı ve Bursa Spor'a atak geliştirmek istemiyordu. Fakat Bursa Spor gene bundan istifade ederek ileride Berat ve Burak Kapacak'la bazı pozisyonlar kovaladı. Burak Kapacak buluştu. Burak gitti rakibin üstüne baktı kaleye. Burak kapacak dışarıya. Maçtaki ilk pozisyonu 16. dakikada Berat'la yakalamıştık. Ee, kenardan gelen ortada boşta kalan topa Berat e, vurdu ve kaleci ayağıyla kurtardı. Emirhan'dan pas şimdi iyi noktaya. Onur hücumda. Onur yapıyor ortasını. Savunmadan sekti Berat'ın önünde. Berat vurdu Mehiyaz. Çok net bir şans. 20. dakikada Bursaspor'un korner atışından Dönen top Ankara Spor'a adeta şans oldu ve e, dönen topta e, Canberk ayağıyla kurtardı. Pası Şikiru'ya doğru. Şikiru Olat'ın bosun girdi ceza sahasına. Şikiru süratli kaleci çıktı Canberk. 28. dakikada gene benzer şekilde gol atalım derken gene kalemize golü görüyorduk. Çaprazdan çekilen şut out'a çıktı. Umar yanında Mahmut bekledi. Şimdi pasını aktardı Erdem ceza sahası içi Erdem vurdu dışarı gitti. Erdem Çetinkaya. 33. dakikada Ankara Spor'un golü geldi ki bizim yapamadığımız şutu çekerek golü buldular. Uzak direğe doğru sol ayakla çekilen sert şutu Canberk de kurtaramadı. Şikiru döndü. Şikiru bir çalım daha. Pasını da aktardı. Burak ceza sahasında açı Burak vurdu topağlarda. Burak tarla bölen ilk maçında attı golü. Ümit Özat maç öncesi. Git annene babana söyle yarın sahaya çıkacağım de demişti. 17 yaşındaki Burak ilk maçında golle tanışıyor. Golden sonra Bursaspor biraz daha atak geliştirmeye çalıştı. 35. dakikada bir pozisyon oldu. Top dışarı çıkarken yakaladığı topu arkadan Ankara Spor'un bir müdahalesiyle yerde bulmuştu kendi. Fakat hakem burada biraz daha kendini yere attığını düşünerek zannedersem devam dedi. Pozisyonun tekrarına baktığımızda aslında bir müdahale vardı Batuhan'a. Fakat burada hakem es geçti diyebilirim. 36. dakikada iki oyuncu birden değiştirdik ki herkes bir anda orta sahada çok hızlı top git gelmeye başlamıştı. Herkes dedi acaba neden değişiklik oluyor? Değişikliği şöyle anlatayım arkadaşlar. Aykut Akgün'ün oyuna girmesi gerekiyordu ki sistem 3-5-2'ye dönsün. Ve orta sahada da İsmail çok çalış ve Onur Atasay'ın da ileri çıkmasıyla orta sahada bir oyuncu fazlalığı olmuştu. Buna istinaden Ozan İsmail Koç'la Berat Altındiş'i oyundan aldı hocam. Berat da zaten Batuhan'la yer değiştirmişti. Ve Batuhan ileride Berat sağ kanatta oynuyordu. Ve maçın başında da gene birkaç pozisyonda güçsüz kaldığını ben hissettim Berat'ın. Zannedersem biraz da yorgun olduğundan belki de yer değiştirmişti Batuhan'la. Ondan kenara alındı. 3-5-2'ye dönünce İsmail çok çalış sağ kanattan artık adamın içinden dışından geçmeye başladı. Zaten maça da iyi başlamıştı. Ve bu değişiklik sonrası hemen golü bulmamızı sağladı. Burak altı parmağın derinlemesine pasında İsmail çok çalış. sağ kanattan koptu gitti defansın arkasına ve ortaya çevirdiği topta Burak Kapacak tek bir vuruşla skoru 1-1'e getirdi. İsmail Burak altı parmak. Tekrar İsmail'e pas. İsmail süratte İsmail ceza sahasında Burak Kapacak var. Onu buldu Burak Kapacak. 1-1. Bursa Spor beraberliği yakalıyor. 7. golünü attı Burak Kapacak. İzlediğiniz bu golde Burak Kapacak 7. golüne imza atmış oldu. İnşallah bundan sonra da gollerine devam edecek diyeceğim ama e, ikinci yarı görmüş olduğu gereksiz sarı kartta sarı kart cezası durumuna düştü. İlk yarı 1-1 bitmişti ve ikinci yarıya da Ankara Spor hızlı başlamıştı. Maçın dönüm noktalarından biriydi bence. 46. dakikada e, Ankara Spor'un boşta kalan bir topu vardı. Yani vurulan top e, kaleyi tutmadı diyeyim artık. hani Düzgün vursalardı skor 2-1 olurdu ve başka bir maç oynanabilirdi. Şimdi Umar Sumar Umar bıraktı. Blagojevic ceza sahası içinde çekti topu. Blagojevic dışarıya. Çok net bir pozisyon. 49. dakikada da sol kanatta Onur Atasayar'ın uzun bir taç atışını izledik. Ee, Ankara Spor savunması da gerçekten evlere şenlikti bugün. 3 ee, gol attık ama belki 5 de atabilirdik. Ee, top sektikten sonra arka direkte batonun önüne geldi. Ve topu çektiğinde de e, Ankara Sporlu'nun bir müdahalesi vardı aslında. Fakat hakem... Burada biraz daha Batuhan'ın kendini yarattığını düşündü zannediyorum ki. Pozisyonu çok iyi süzememiş belki de. Yani çok da hafif bir müdahale vardı aslında ama 10 hakemden 2 tanesi penaltı verirdi diye düşünüyorum. Tabi yere düşen Bursaspor futbolcu olunca penaltının P'sini bile konuşmuyoruz. 51. dakikada İsmail çok çalış. Gene sağ kanatta sıfır dediğimiz yerden adamın içinden geçti adeta. Ve ceza sahasının çizgisine doğru çıkarmış olduğu topta Ramazan Keskin, sonradan oyuna giren Ramazan Keskin'in e, topa vuruşu iki Ankara arasından usulca giderek skoru 2-1 yapıyordu. Şimdi sağ kanada bir top. İsmail hareketli. İsmail geçti. rakibini nefis sıyrıldı. İsmail ceza sahası içi dışarı çıkardı. Şut ve gol! Ramazan atıyor. Bursa öne geçiyor. 51. dakika. Asist yine İsmail'den. İki golün yaratıcısı İsmail. Müthiş oynuyor bugün. Golden sonra açılan bir hatıran yeter forması vardı. 16 numaralı forma. Bu da gene çok anlamlıydı ve iyi bir mesaj içeriyordu aslında. Hafta içerisinde gerçekten öyle çok da abartıldığı kadar bir destek vermedi taraftarlarımız bu hatıra kombinesine. İnşallah bu galibiyet sonrası gene hatıra kombinesi alacak taraftarlarımız olur diye düşünüyorum. Golden sonra da gene Bursaspor'a atakları devam etti ve 3. gol için savaştılar diyebilirim. 54. dakikada gene ceza sahasına kadar çok güzel paslarla geldik ve Burak Kapacak ceza yayının oradan vuruşu kalecinin üzerine gitti. 60. dakikada Burak altı parmak öyle bir ters top attı ki Burak Kapaca Kapacak da daha uygun pozisyonda olan Batuhan'a topu bırakmak istedi. Fakat zemin biraz değişmiş artık Yağan kardan mıdır bilmiyorum. Top e, yavaş gitmedi, hızlı gitti ve Batuhan topu kontrol edemedi. Orada kontrol etseydi 3. golü atardı bence. Burada 3. golden olmuş olduk. Yani Batuhan burada golü atsa belki Batuhan'ı da geri kazanmış olacaktık ama ben Batuhan'ı da bugün beğendim, fena oynamadı. İnşallah e, önümüzdeki hafta Adana maçında daha da kendini gösterecektir. 69. dakikada yine Kabacak'ın şutunu kaleci kurtardı. Ve seken topun devamında da pozisyon oldu ve İsmail çok çalış gene 3. asistine çok yaklaştı. Fakat Onur'un çekmiş olduğu şut 3. gole izin vermeden Ankara savunması. Hadi. Pas Emirhan'a. Burak kapacak hareketli şimdi. Burak Levent karşısında Burak açı Burak kapacak vurdu kaleci başarılı. Mehiyas. İsmail aldı yine topu. İsmail girdi ceza sahasını ortaya çıkardı. Gol şansı kritik bir müdahale. Levent Gülen. 76. dakikada Onur Atasayar bir dirsek yedi. Fakat hakem burada faal bile vermedi. Biz de şaşırdık. Yani bazı hakemler buna direkt kırmızı veriyor. Bir dirsek atılan gene Bursaspor futbolcu olunca pozisyon devam. 78. dakikada kazanılan bir serbest vuruş vardı orta saha civarlarından. Bu serbest vuruşu arka direğe doğru ortalandı ve Cüneyt Göz öyle güzel takip etti ki topu. E, gelen topa da ayağıyla çok sert vurdu. kaleciye çarpmasına rağmen e, skor 3-1 olmuştu ki bizler de televizyon başında artık e, son dakikaları rahat izlemeye başlamıştık. Ceza sahasını orta şimdi etkili noktaya dokunuş geldi Cüneyt'te topalarda. Cüneyt Göz 3-1 oldu bir anda. Bomboş kaldı Cüneyt. Vural topta. Park 2'ye çıkıyor. 78. dakika. Golden sonra e, Botoni yerine Furkan Emre girdi ve biraz daha defans hattını sağlam almış oldu Mustafa Hoca. Ve bir dakika sonra da gene Onur Atasayar atılan e, dirsek darbesine daha fazla dayanamadı ve oyuncu değişikliği yapılmasını istedi. E, ve yerine Kerem Şen girdi. Onur Atasayar çıktıktan sonra da yerine Solbek'e Emirhan'ın geçtiğini gördük. Maçın son dakikalarında da öyle Solbek'te çok büyük problem yaşadığımızı söyleyemeyeceğim. 89. dakikada da gene eski Bursa Spor'dan hatırlayacağımız Ertuğrul Sağlamlı dönemlerden Batuhan Altıntaş vardı. E, o da gene kornerden gelen topa arka direğe doğru aşırtarak gol aradı fakat az farklı top auto çıkmıştı. E, Batuhan'ı şöyle hatırlayacağız. Bursa Spor'dayken gene genç yaşta e, yanlış hatırlamıyorsam Almanya'ya transfer olmuştu. E, ve Hamburg olabilir tam hatırlayamıyorum. Daha sonra da gördük ki aradan yıllar geçmiş kendisini TFF 1. Lig'de düşmemeye oynayan bir takımda bulmuş. Bilmiyorum bu başka size kimlere çağrıştırıyor. Maçın son dakikalarında artık başka çok önemli bir pozisyon olmadı ve maç 3-1 sona erdi. Maçın adamına bakacak olursak bu sezon en iyi oyununu oynayan kesinlikle İsmail çok çalıştı diyebiliriz. İki asistle bugün yıldızlaştı. Ankara Spor'a baktığımızda yani Akisar'dan da kötü oynuyorlar. Bursa Spor'da bugün yine yani Akisar maçındaki gibi Geriden gelip maçı 3 golle kazanmayı bildi Ankara Spor'da hiç umut yok yani 15 maçta bir galibiyet almışlar ve bundan sonra kalan maçlarda da bir galibiyet almaları bile Çok kolay değil çok zor Ve Ankara Spor artık düştü gözüyle bakıyor diyebilirim Bizim nasıl playoff şansımız yok denecek kadar azsa onların da ligde kalma şansları bizden daha az diye de söyleyebiliriz Bursaspor haftaya Adana Spor'la oynayacak Çok zor bir maç olacaktır çünkü Kalecimiz Ataberk'i kaybetmiştik. Özer de elinden sakattı. Bence haftaya Özer de oynayamayacaktır. Mustafa Hoca'yı saymıyorum zaten. Bugün bir de onların arasına Burak Kapacak eklenince Adana Spor maçının zorluğu bir kat daha ortaya çıkmış oldu. Bakalım haftaya bizi neler bekliyor hep birlikte göreceğiz. Mustafa Hoca'ya Allah sabır versin. Ben de haftaya çıkaracağı takımı merakla bekliyorum. Bir başka enteresan durum da Adana Spor'da ikinci yarı transfer olan Serdar Özkan'ı görmüş olacağız. Bakalım Nasıl bir karşılaşma olacak? En son puan durumuna da bakacak olursak Pileo ile aramızda 8 puan kaldı maç fazlamızla. E, Altın Ordu Samsun maçıyla birlikte bu puan farkı değişebilir. Gelecek haftalar neler gösterir bilemiyorum ama e, matematiksel olarak şansımız devam ettiği sürece biz bu çocuklara destek olmalıyız. Eğer ki Adana maçından da bir galibiyetle dönersek ve milli maç arasına moralle girersek bizim burada oynayacağımız 6 e, ay maçı çok güzel bir şans olur. Fakat dediğim gibi Adana maçı çok zor geçecek. Videomu buraya kadar izlediğiniz için öncelikle teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Haftaya Adana maçı pazar günü gene aynı saatte 19'da olacak. Ve bu haftada gene bu galibiyetle yüzümüz gülecek. Haftaya kadar kendinize iyi bakın ve Adana maçıyla tekrar görüşmek üzere.